ülserdeyse endoskopi artı biyopsi yaparsınız. Şimdi iş yerin içerisinde biyopsi varsa neden korktuğunuz için yapıyorsunuz? Malignite. Tabii biyopsi varsa. Ama çok önemli bir şey söylüyorum. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir dahaki derste tekrar açacağım bunu. O zaman cümle şöyle bitiyor. Endoskopi artı biyopsi yapıyorsak kanserik ülsere demek ki mide kanseri, mide ülseri kanserleşiyor. Bu doğru bir cümle mi? Kesinlikle hayır. Ülser kanserleşmez. Biliyorsunuz malign tümörlerin en önemli özelliği mukozayı erode etmektedir. Malign tümörün kendisi ülser yapar. Mukozanın altına yerleşir. Böyle patlamış mısır gibi mukoza yüzeyine çıkar ve zeminde ülseri oluşturur. Eğer sen gastrik ülseri görüp biyopsi almadan çıkarsan zemindeki maliteyi gözden kaçırırsın. Oysa duodenumda böyle bir risk yok. Nasıl yok? Çünkü duodenumun zaten çapı belli. Yani eğer hastada duoden ülser yapacak bir kitle varsa zaten görürsün hastalarda. O yüzden mutlaka endoskopi artı biyopsi ki ülser kanserleşmez ama kanserin kendisinin ülser yapabileceğini unutmayın. Tabii tedavisi de gastrik ülserin daha uzundur. Özellikle 4-6 hafta antasit, özellikle PPI'lar, H2 antagonistler, duodenal ülserde 4 hafta ne yapılır verilir. Burada unutmayacağınız şey şu, proton pompaları aç karnına vereceksiniz. Bu sonu prazolle bitenler aç karnına alınacak. H2 antagonistler tok karnına alınır. Genelde sabah aç karnına PPI alınır biliyorsunuz. Gece yatarken tok karnına H2 antagonist verilir. İkisini beraber vermeyeceksiniz. Hani sabah birini, akşam birini vereyim diye böyle bir kesinlikle etkilerini antagonize ediyorlar. Ve ekstra faydaları yok. Yani ikisinden birini ne yapmış olmanız gerekiyor? Vermiş olmanız tartışmasız gerekir. Tabii işte tedavide bu PPI ve H2 antagonist dışında antasitler var. Yine arginik asit semptomatik olur. İşte mukoza koruyucularından bizmutu söyledim. Sükralfat var. Mukozayı böyle saran. Bir de prostaglandin E1 analogları var. Mizoprostol. Bu mizoprostol ile ilgili de şunu söyleyeyim. Bu prostaglandinleri inhibe eden nonsteroidler biliyorsunuz. Nonsteroidlerin normalde gastrik yan etkilerinden korunmak için mizoprostol en iyi ilaçtır. Prostaglandin E1. Ama prostaglandin E1'i bildiğinizi düşünüyorum. Klinikte kullanımı yok. Yazamıyoruz bu ilacı. Niye? Kötü kullanımı var. Ne yapıyor? Spontan abortus yapıyor. Dolayısıyla bu prostaglandin E1 nonsteroidlerin sistemik mide yan etkilerini en iyi koruyan ilaç olsa bile biz nonsteroidle beraber proton pompa inhibitörü veriyoruz. Unutmayın bunu. Yani proton pompa inhibitörüyle nonsteroidlerin yan etkilerini azaltacaksınız. Ama sorarsa illa en iyisi hangisidir diye gene mizoprostolü unutmamak lazım. Evet. Komplikasyonlarına geldiğimiz zaman aramızı vermiş olalım. Özellikle